Selamünaleyküm muhterem hocalarımız. Geldik dördüncü hafta konu anlatımımıza. Burada gramer olarak fiil çekimi başlıyoruz. Mazi fiil, geçmiş zaman fiil. Bunları ezberleyeceğiz. Şimdi ezberleyeceğimiz kelimeler belli. Sordu, gitti. Önce ben bunları size okuyayım. Se'ele, sordu. Vehebe, semi'e, ketebe, sekata, şeribe, semehe, keteme, رَأَى فَتَحَ فِي مِنْ عَنْ إِلَى تَحْتَ عَلَى فَوْقَ أَمَامَ خَلْفَ. Bunları ezberledik mi? Ezberledik. Şimdi geçmiş zaman fiil tablosunu arkadaşlar aşağı yukarı ezberlemek için biraz vakit harcayacaksınız buna. Sağdan sola doğru ezberleyeceksiniz. Yukarıdan aşağı falan ezberlemeyin lütfen. Bütün nizam bozarsınız. Şimdi feale yaptı demek arkadaşlar. O erkek yaptı. Eğer buna bir tane elif eklersek şuraya, o zaman ikisi yaptı oluyor. Feale. Lam elif biraz çirkin olduğunu biliyorum. Ama bu renk farkından dolayı yaptı otomatik olarak. Normalde böyle olmaz lam elif biliyorsunuz. Feale. O ikisi yaptı. Türkçe'de ikili yoktur. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar var. Ama Arapça'da ikililer de var arkadaşlar. O ikisi yaptı erkekler için. Fe'alû. Bakınız vav elif koyuyoruz. Şu elifi koyuyoruz ama okumuyoruz. Fe'alû. O erkekler yaptılar anlamına geliyor. Fe'alet. Buraya bir tane T getiriyoruz. O bayan yaptı oluyor, tamam mı? Türkçe'de yok bu karşılık. Fe'aleta. O ikisi yaptı. Fe'alne. O bayanlar yaptılar. Hocalarım, harekesini birlikte ezberliyorsunuz. Bakınız, şeyi kapatmayın. Daha önce demiştik size, son harekeleri önemsemeyin diye, ama bunlar önemlidir. Kesinlikle son harekelerini, her bir harekesi çok önemli. Ben size bunu şimdi düzgün bir okuyayım. Fe'ale, fe'ala, fe'alu, fe'alet, fe'aleta, fe'alne, fe'alte, fe'altuma, fe'altum, fe'alti, fe'altuma, fe'altunne, fe'altu, fe'alna. Biz kısmında ikili yok hocalarım, tamam mı? İkili yok burada. Gerisi ikilisi var. Şimdi burada iç harekeler çok önemli. Mesela ezberlerken fealti, fealeti diye okumayınız. Bakınız lam sükunlu çok önemlidir. Bunu ezberledikten sonra zaten sizin için şurası kolay olacak. Vehebe gittiği fiili hiç zor gelmeyecek size. Bunu rahat ezberleyeceksiniz, tamam mı? Vehebenin arkasına biz bir elif koyarsak ne oluyor? Veheba, ikisi gitti. Vehebu olursa gittiler. Tamam mı? Bunu bu şekilde ezberleyin bunu da. Ondan sonra bir de ketebeyi ezberleyin. Şimdi burada şunlar hiç zor değil ezberlemek. Şu birincisi çok zor. Bu birincisini ezberlemek sizin bir 20 dakikanız, yarım saatiniz alabilir. Ama ondan sonra şunlar çok hızlı. 5 dakika içerisinde biter bunlar. Şu fiiller. Tamam mı? Burada istisnai bir durum var. Fevka, ala, tahta, halfe gibi yön edatları arkadaşlar. İsim tamlamasına girdiğinde fi, yani içinde anlamayan D ekini alıyor otomatikmen. Mesela el emam ön demek, emam ön. Ama isim tamlaması içerisinde kullanırsam mesela emamel kalem, kalemin önü demek emamel kalem. O zaman biz başına böyle fi getirmeyeceğiz kalemin önünde demek için. Mesela kalemin önünde biz ne diyoruz? Emamel kalem. Fi emamel kalem demeyeceğiz. Yani şuradaki fi emamel kalem yapmayın. Yani çünkü diyor ki şimdi kalemin önündeki D nereye koyacağım ben diyor, D. Kalemin önü, emamel kalem, D'yi nereye koyacağım? Hayır, D'yi koymuyoruz. Tamam, bu yön isimleri, yön edatları eğer isim tamlamasına girersek otomatikman bu D'yi içeriyor anlam olarak. Mesela el half arka, half el mescid, mescidin arkasında. Ben size mescidin arkasında dediğimde fi half el mescid demeyin. Yani şu D ekini eklemeye çalışmayın. Half el mescid doğrudan doğruya mescidin arkasında demek aynı zamanda, tamam mı? Hem mescidin arkası demek hem de mescidin arkasında, tamam mı? Şey, mescidin arkası halful mescid oluyor. Biraz fark önemli değil. Siz şey olarak bilin bunu. Neydi onun ismi? D'yi, fi'yi falan kullanmayı önemsemeyin hocalarım. Şimdi ödevi nasıl yapıyor hocalarım? Bu pazar şu şekilde yapacaksınız. Arkadaşınıza diyorsunuz ki bana feale'yi çek ya da diyorsunuz ki bana vehebe'yi çek. Ya da ketebe çek. Arkadaşınız hatasız çekecek bu fiili. Ketebe, ketebe, ketebu. Ketebet, ketebeta, ketebne. Ketebte, ketebtuma, ketebtum. Ketebti, ketebtuma, ketebtunne. Ketebtu, ketebne değil. Tertemiz çekecek. Kör topa falan olmasın hocalar. Bakın, tertemiz çekecek. Tamam, çekti, başardı mı? Ondan sonra diyorsunuz ki sen erkek gittin ne demek mesela?
Vehebte diyecek o da. Tamam mı? Biz gittik ne demek? Vehebna diyecek. Beş tane karışık olarak sorun. Oradan buradan sorun. Şuradan sorun. Oradan sorun. Tamam mı? Beynimiz şeye alışsın. Hangisi neydi ona alışsın. Kullanabilmek için. Peki hepinize teşekkür ettim. Allah sizden razı olsun.